Merhaba Düzce. Merhaba hemşerilerim, merhaba komşularım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Düzce tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Peki. Şimdi konuşmama başlamadan önce Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkanı'na iki sorum olacak. Bu sorulara cevap bekliyorum. Ama sakın başka yerlere çekme. İki tane soru. Cumhurbaşkanlığının 2017 bütçesi Ocak ayı 15 milyon harcanmış. Şubat 26 milyon. Mart 27 milyon. Yani trilyon eski parayla. Nisan 27 milyon. Mayıs 26 milyon. Haziran 32 milyon. Temmuz 26 milyon. Ağustos 29 milyon. Eylül 24 milyon. Ekim 32 milyon. Kasım 29 milyon. Aralık kaç para Aralık? Aralık 359 milyon. Bu ne biliyor musunuz? Bu şu. Cumhurbaşkanlığına bir ödenek ayrılmış. Ocaktan itibaren harcamış. Aralığa gelmiş, bakmış para var. Artacak. Sanki devlet malı deniz hikayesi var ya hani, sonunu söylemeyeyim. Aynı onun gibi aralığa gelmiş, bakmış kasada para var. Harcamasana onu yahu, seneye aktar. Yok, öyle yapmamış. Aralığa gelmiş, 27 milyon civarı harcarken 359 milyon harcamış. Ey Erdoğan, sana sesleniyorum. Sen kimin parasını bu şekilde harcıyorsun? %85 evet veren Düzce'deki AK Partili kardeşlerime sesleniyorum. Bu hakkaniyete uygun mu? Buna reva mı? Böyle olur mu? Yazık değil mi? Günah değil mi? Günah değil mi? Devamını getireyim. 2007 Cumhurbaşkanlığı bütçesi 33 milyon yani trilyon. 2014 Cumhurbaşkanlığı bütçesi 199 milyon. 2018 845 milyon. 2007'den 2018'e yani 33 milyondan 845 milyona çıkmış. 25 kat artmış harcadığı para. Ben Düzcelilere İsrail'den aldığım tohum doğurgan değil. Bir seferlik kullanıyorsun. Seneye tekrar alacaksın. Bir gram tohum bir gram altına eşit. Harcadığın para bu. Tohum alma, alacağım diyorsun. Petrol taşımacılığı yapma, yapacağım diyorsun. E peki 20 milyon para aldın Mavi Marmara için. Geri ver, vermem diyorsun. Ne yapıyorsun? Miting yapıyorsun. Yani bütün bunları yapmayıp sadece miting yaparsan ben de sana şunu derim. Senin derdin Filistin değil. Senin derdin Müslümanlar değil. Senin derdin Müslümanların dini duygularını sömürmek. Senin derdin bu. Basının dikkatini çekiyorum. İlk kez sorulacak bir soruyu soruyorum. Sayın Erdoğan, Sayın AK Parti Genel Başkanı,
Sorum şu, ikinci sorum şu. Amerika'daki lobi şirketlerine kaç para ödedin? Amerika'daki lobi şirketlerine ödediğin paranın içinde acaba o şirketlerin başındaki kişilerden Netanyahu'nun partisine üye olan var mı? Ciddi bir şey söylüyorum sana. Diyorum ki hangi lobi şirketine kaç para ödedin? Bu ödediklerinin içinde Netanyahu'nun partisine üye olan var mı? Sorularım gayet açık ve net. Neden biliyor musunuz? Çünkü devlet yönetimi incelik ister, incelik. Ha buradan da anlamadıysan 24 Haziran'dan sonra ince eleyip sık dokuyacağız. Ha buradan da anlamadıysan bu kötü gidişata dur deyip ince ayar yapacağız. Bak nedir bu ince ayar? Komiser olmak için FETÖ'cü olmak gerekmeyecek. Önceden öyle oluyordu. Mesela kamuda yükseleceksin. Müdür olacaksın, kaymakam olacaksın, daire başkanı olacaksın. Asla ve asla solcu mu sağcı mı diye bakmayacağız. Türbanlı mı türbansız mı diye bakmayacağız. Asla böyle bir derdimiz yok. Bizim dönemimizde sadece yetenek, sadece liyakat, sadece ehliyet olacak. Ve kamuda yükselmenin temel kriteri yetenek üzerine kuracağız. Değerli arkadaşlarım, dün akşam bir genç kardeşimiz ağlattı beni. Aynen şöyle yazmış. Ben asgari ücretle çalışıyorum. Senin kampanyana 50 lira yardım ettim demiş. Asgari ücretli birinin kampanyaya 50 lira yardım etmesi korkunç bir şey. Bunu kim bilir? Benim gibi tek maaşlı öğretmen olarak Artvin'de borç kadar öğretmenlik yapmış birisi bilir. Şimdi bu millet bankalarda kuyruk oldu. Destek oluyorlar. 3 lira 5 lira neyse. Şimdi kampanya buradan yürüyecek. Yasa gereği bunun hesabını YSK'ya ve Sayıştay'a vereceğiz. Yetmez. Millete de vereceğiz, millete. Hesabını millete de vereceğiz. Ha mal varlığımı açıkladım mı açıkladım. Bunun da hesabını milletin önüne koyacağız. Diyeceğiz ki bak kardeşim sen şunları yaptın. Bir de ben de bunları harcadım. Hesap burada. Hep söylediğim bir laf vardı. Bu kampanyada ne kadar haklı olduğumu gördüm. Bana şöhretli büyük insanlar lazım değil. Bana büyük davaya inanmış insanlar lazım diyordum. Düzceli hemşerilerim. Düzceli hemşerilerim. Bakın. Ağustos'ta fındık. Söyleyeyim baştan peşin. 24 Haziran'da Muharrem İnce Allah'ın izni milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı. Ağustos'ta fındık 15 lira. İsteyen alır, istemeyen almaz. Kalırsa devlet alacak. 6 milyon kişiyi ilgilendiriyor bu Türkiye'de. 6 milyon kişiyi. Size söz veriyorum. Size söz veriyorum. Bir köylü çocuğu olarak söz veriyorum. Köylüyü, orman köylüsünü, çiftçiyi ezdirmeyeceğiz, ezdirmeyeceğiz. Peki 16 yıl sonunda
bir değişiklik yaptığınızda, yeni bir kişiyi seçtiğinizde ne olacak? Benim farkım ne olacak? Şimdi bakın ben size anlatayım. Bir, türbanlı türbansız ayrım olmayacak. İki, her şeyi ithal ederiz. Yok öyle bir şey. Her şeyi üretiriz. Kendine güvenen bir Türkiye olacak. Üç, oyun başlayınca kural değişmeyecek. Yani bir iş adamı yatırım yapacak, çalışmalarını yapıyor, tam başlıyor, 3 ay sonra kural değişiyor. Böyle bir şey olmayacak. 4, çocuklarımız, gençlerimiz sınava giriyorlar değil mi? Sınava 9 ay kala değişiklik oldu. 8 ay kala değişiklik oldu. 7 ay kala değişiklik oldu. 4 ay kala değişiklik oldu. 2 ay kala değişiklik oldu. Maç başlamış, ofsaytın kuralını değiştiriyorsun. Gençler, size sesleniyorum. Siz 24 Haziran'da sınava girecektiniz, şimdi kabine gireceksiniz. Yani sizle dalga geçiyorlar. Siz de bunları paketleyin, paketleyin bunları. Paketleyin bunları. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığında TEOG'u kaldırın, faizi indirin, üniversiteleri bölün, Başakşehir maçına gidin. Böyle açıklamalar olmayacak. Cumhurbaşkanı ayaküstü konuşmalar yapmaz. Devlet yönetmek incelik ister diyoruz ya. 40 kere düşünüp bir kere yapacağız. Mesela benim dönemimde halkın seçtiği belediye başkanına istifa et diye baskı yapılmayacak. Böyle bir şey asla olmayacak. Mesela benim dönemimde yolsuzluk olmayacak. Benim dönemimde damadım bakan olmayacak. Benim dönemimde oğlumun vakfı olmayacak. Benim dönemimde adil rekabet olacak. Adil rekabet. Muharrem İnce'nin döneminde ihaleler peşkeş çekilmeyecek. Muharrem İnce'nin döneminde meralar atıl kalmayacak. İnsana atıl kalmayacak. 3,5 tarafı denizlerle çevrili denizlerimiz atıl kalmayacak. Balıkçılık özendirilecek. Deniz taşımacılığı özendirilecek. Benim dönemimde sanayinin önemli bir kesimi atıl durumda, verimli çalışamıyor. Sanayinin %21'i atıl durumda. Onu harekete geçireceğiz. Bereketli topraklarımız boş duruyor. Oralara ekip biçeceğiz. Ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Uzlaşmayı sağlayacağız. Barışacağız, barışacağız. Bütün annelere sesleniyorum. Ürkücü kardeşlerime sesleniyorum. AK Partili annelere sesleniyorum. İYİ Partili annelere sesleniyorum. HDP'li annelere sesleniyorum. Saadet Partili annelere sesleniyorum. En değerli varlığımız çocuğumuz değil mi? En değerlisi. Peki Erdoğan geliyor, değiştir sınav sistemini. Böyle bir şey olmayacak. Benim cumhurbaşkanlığımda asla ve asla şu sınavı kaldırın, böyle yapın, böyle talimatlar olmaz, bunlar doğru değil. Sınav sistemi nasıl olacak? Masanın bir ucunda AK Partililer oturacak. Yanında ülkücüler oturacak. Yanında HDP'liler oturacak. Yanında Saadetliler oturacak. Yanında CHP'liler oturacak. Karşılarında ben oturacağım. Cumhurbaşkanı olarak uzlaştıracağım eğitimde, uzlaştıracağım. Eğitimde uzlaşmadan yol alamayız. Önce uzlaşacağız, bir model ortaya koyacağız. O model kim iktidara gelirse gelsin
o modelden devam edecek. Yani çocuklarımızın sorularını çaldırmayacağız. Ben sizin çocuklarınızın sınav kağıdını okurken şöyle okurdum, biliyor musunuz? Bu sınav kağıdı, şu köşeye çocuklar adını yazardı. Ben kağıdı okumadan önce ismini böyle kapatırdım Ataç'la. İsmini görmeden okurdum. Adını görüp de etkilenmeyeyim, adil olayım diye. Bütün annelere sesleniyorum. Bütün annelere sesleniyorum. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığında adalet olacak, adalet. Hak, hukuk olacak. Hakkaniyet olacak. Bakın, bakın size bir anlatayım. Size bir anlatayım. Türkiye niye zenginleşemiyor? Onu bir anlatayım. Biz Türkiye tekstilde üretim yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Peki televizyon üretiyor muyuz? Üretiyoruz. Otomobil üretiyor muyuz? Üretiyoruz. Ama boşa çalışan kasnak gibiyiz. Üretiyoruz ama para kazanamıyoruz. Niye para kazanamıyoruz? Marka yok, marka. Teknoloji yok, tasarım yok. Sen gidiyorsun bir İtalyan elbisesine dünyada 15 bin lira para veriyorlar. 15 bin lira para veriyorlar o elbiseye ama elbise Türkiye'de dikiliyor. Sen kazanıyorsun 5 lira, 10 lira. Bir televizyondan Türkiye 10 euro kazanıyor. Bir otomobilden Türkiye 100 euro kazanıyor. 100 euro. Çerez parası gibi. Koca otomobil. Niye? Çünkü senin BMW'n yok, Mercedes'in yok, markan yok. Senin tasarımın yok, teknolojin yok. Şimdi ne yapacağız? Bir, gençler tasarımla ilgilenecek, markayla ilgilenecek, teknolojiyle ilgilenecek. Hangi gençler? Özgür gençler, özgür. Cumhurbaşkanını eleştirmek için tweet atamayan genç yaratıcı olamaz. Hiçbir şey yapamaz o. Bakın, gençleri iyi eğiteceğiz. Her yıl 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. Her yıl. Gençlere 19 Mayıs'ta ve 29 Ekim'de biri gençlik bursu, biri cumhuriyet bursu. Beşer 100 lira para vereceğiz. Bu parayı kim verecek? Bu parayı Cumhurbaşkanı Muharrem İnce vermeyecek. Bu parayı Cumhuriyet Halk Partisi vermeyecek. Bu parayı Türkiye Cumhuriyeti verecek. Yani bugün yoksullara, gençlere devlet yardım ettiğinde Erdoğan mı veriyor parayı? AK Parti mi veriyor? Bizim dönemimizde de biz vermeyeceğiz. 81 milyonluk bir ülkeyiz biz. Devlet verecek, devlet. Gençler, evlatlarım, öğrencilerim, kardeşlerim, hiçbirinizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. Siz talan ekonomisi değil, israf ekonomisi değil, insaf ekonomisi, üretim ekonomisi üreteceğiz. Birlikte üreteceğiz, adil bölüşeceğiz. Siz teknolojiyi öğreneceksiniz. Siz bu ülkede tasarımı öğreneceksiniz. Marka oluşturacaksınız, marka. Gençler, kulağınıza küpe olsun. Marka da olmazsan arkada olursun. Oysa sizin önde olmanız lazım. Bunu gerçekleştireceğiz. Bakın gençlere sesleniyorum.
Önümüzdeki 4 yılda 16 yeni meslek çıkacak. 16 yeni meslek. Çözüm mimarlığı, robot koordinatörlüğü, mekatronik mühendisliği. 5 sene sonra bu meslekler konuşulacak. Doktorluk, eczacılık, öğretmenlik, avukatlık değil. Yeni dünya. Geleceğe sesleniyorum ben, geleceğe. Meydanlarda gübreydi, yok pislikti, çöplüktü değil. Gelecek, gelecek. Bunu konuşacağız. İnsanoğlu önce su buharını keşfetti. Suyun gücünden yararlandı, buhardan. Endüstri 1.0. Sonra elektriği buldu. Endüstri 2.0. Sonra elektroniği buldu. Endüstri 3.0. Şimdi Endüstri 4.0 devri. Makina nesne etkileşimi, insan makina etkileşimi, akıllı fabrikalar. Aynı bandın üzerinde sana, bana, ona farklı ürünler. Dünya buraya gidiyor. Bunu kavrayamazsak 100 yıl yoksul kalırız. Sizi iyi eğiteceğiz. Sonra siz ülkemizi zenginleştireceksiniz ve emeklilere daha çok para vereceğiz. Emekliler, ablalarım, abilerim, size sesleniyorum. 2008'den bu yana sürekli maaşınız düşüyor, emekli maaşı. Finlandiya'da en düşük emekli maaşıyla en yüksek emekli maaşı arasında 2 kat fark var. Türkiye'de en düşük emekli maaşı 840 lira, en yüksek emekli maaşı 6500 lira. 9 kat fark var. 90'lı yıllarda milli gelirin %37'sini alıyordu çalışanlar. Şimdi %17'sini alıyor. Türkiye kamyon duvara çarpmak üzere hızla gidiyor. Bakın 95 milyar dolar dış ticaret açığı. 55 milyar dolar cari açık. %11 enflasyon. Gençlerde %20 işsizlik. Türkiye bunu kaldıramaz. Türkiye'nin bir güven ortamına, bir huzura ihtiyacı var, huzura. Benim en büyük projem huzur, huzur, mutluluk. Ekonomiyi diyor nasıl yöneteceksin? Söyleyeyim. Bir Türkiye hukuk devleti olacak. Yani yabancı yatırımcı Türkiye'ye baktığında diyecek ki, ya Türkiye'de mal güvencesi var. Türkiye'de mahkemeler bağımsız. Buraya yatırım yapabiliriz diyecek. Mesela Merkez Bankası Başkanı'nı CHP Genel Merkezi'ne davet etmeyeceğim. Olmaz. Merkez Bankası Başkanı bağımsızdır. Parti Genel Merkezi'ne davet edilmez. Mesela israf olmayacak. Mesela kurullar, EPDK, BDDK, bunlar bağımsız olacak. Yetkin insanları getireceksin oraya. Kurallar zırt pırt kural değişmeyecek. Kurallar net olacak. Güven duyacak yabancı sermaye sana, güven. Bakın şuna emin olun. 24'ünde Cumhurbaşkanı olayım. Eğer bir günde dolar düşmezse ben deneyim. Bir günde. Türküsünü görecekler. Muharrem İnce'nin vaadi ne? Demokrasi. Hukuk devleti. Hedefimiz Avrupa Birliği'ne girmek. Onlara da şunu anlatacağız. Sizin de bize ihtiyacınız var. Genç nüfus yok sizde. Biz genç nüfusu iyi eğiteceğiz. İyi eğittiğimiz zaman onların da işine yarayacak. Doğuya karşı gücümüz batı, batıya karşı gücümüz doğu olacak. Bakın yine temel değerler. Çiftçi mazotu kaç paradan alacak? Söylüyorum net, çiftçiye mazotu 3 liradan vereceğiz.
Asgari ücret. Asgari ücret 2200 lira olacak. 3. Herkes işini yapacak, işini. Ziraat Bankası kimle ilgilenir? Çiftçiyle falan ilgilendiği yok. Ziraat Bankası medyayla ilgileniyor. Geçtiğimiz günlerde bir medya kuruluşunun satışı yapıldı. Ziraat Bankası 22 ülkeden para topladı. 22 ülkeden para topladı. Ve 1 milyar dolar kredi verdi. 1 milyar dolar. Yani bu 1 milyar dolar 1000 tane şirkete verseydi hepsine 4,5 trilyon para verirdi. Eğer 10 bin KOBİ'ye verseydi hepsine 450 bin lira para verirdi. Eğer 100 bin çiftçiye verseydi her birine 45 bin lira para verirdi. Ama ne yazık ki bunların hiçbirini yapmadılar. Ekonomide polisiye tedbirler, tarımda ahlaksızlık boyutundaki bir finans ilişkisi. Yani Türkiye'de TİM'e, TOB'a, TİSK'e kimin başkanı olacağına sen ne karışıyorsun? Bırak o sivil toplum örgütü kendisi yapsın. Benim derdim iş adamlarına diyorum ki rahat olun. Rahat olun. İstihdam yaratan, verimli üretim yapan herkesin yanında olacağız. Asla Cumhurbaşkanlığı makamı ihale dağıtım merkezi, ihale takip merkezi olmayacak. Kimse sizden pay isteyemeyecek. Değerli Düzceliler, ben ders anlatırken, fizik anlatırken hemen araya böyle bir fıkra gibi bir şey koyardım. İlgiyi tekrar toparlasın diye. Sarayı da var, güzel mi güzel. Uçakları var, özel mi özel. Ama içinde sevgi yok. Maalesef onun yüzünden hiç şansı yok. Güzel mi? Bana diyor ya, bana ne diyor? Gariban diyor. Gariban diyor. Ya 16 senedir, Cemil abi nasılsın? İyi misin? Eyvallah. Dediğin oldu, vallahi öyle dedi, doğru. Tamam, ama söyleme kimseye ne oldun. Şimdi, merak etme, boş ver. Şimdi, bir bilmece daha sorayım. Bakalım bu kim olduğunu bilecek misiniz? Sarayı var, kral değil. Uçağı var, pilot değil. Parası var, helal değil. Tamam, söylemem gerisin. Söyleme. Şimdi bana gariban diyor. Bana gariban diyor. Diploma konusunu açma. Bazılarının morali bozuyor. Açma. Bana gariban diyor. Aslında aynı dönem 16 senedir milletvekili yapıyoruz. Hatta ben 5 ay kıdemliyim ondan. O 2003'ün Mart'ında seçildi. Ben 2002'nin Kasım'ında seçildim. 3 aşağı 5 yukarı aynı maaş aldık. Ya ben nasıl gariban kaldım da sen nasıl zengin oldun? Yine bir başka bir şey. Bana gariban diyor ama ben mal varlığımı açıkladım. Mesela ben aslında dünyanın en zengin adamıyım. Niye biliyor musun? Neden? Ben insanları Türk Kürt diye ayırmam. Ben insanları sağcı solcu diye ayırmam. Ben insanları Alevi Sünni diye ayırmam. Ben insanları seviyorum. Onun için dünyanın en zengin adamıyım ben. En zengin. Benim gönlüm zengin. Şimdi bana soruyorlar. Seçilirsen seçileceğiz Allah'ın izniyle. Nasıl olacak? Söylüyorum açık açık. Bir, sarayda oturmam. Nerede oturacaksın?
16 yıldır milletvekiliyim. 14 sene kirada oturdum. Zor bela bir ev aldım 15. senede. Ya benim evim bana saray gibi geliyor zaten. Yani ben Artvin'de 1986'da ilk tayinim çıktığında, orada kaldığımda yaşadığım koşullardan bu noktaya Allah'a şükür diyorum. O ev bana zaten saray gibi geliyor. Ne işim var benim sarayda? Ha devletin işleri için Çankaya Köşkü'nü kullanacağım, o ayrı. Onu kullanacağız. Şimdi bizim hep birlikte şunu yapmamız lazım, hep birlikte. Seçim bir iddia işidir, bir ikna işidir. Herkes bir komşusunu anlatacak bunu. Gidişattan memnun musun, değil misin? Bakın, burada bir otobüs. Bir şoför var, bir de yolcular var. Otobüs nereye gider? Şoförün istediği yere mi, yolcuların istediği yere mi? Yolcuların istediği yere. Ama Türkiye'de bir kişi var direksiyonda, yolcuların istediği yere götürmüyor. Kafasına göre götürüyor. Hani Şener Şen'in filminde Maho var diye, Maho. Almanya'ya götüreceğim deyip İstanbul'da kenarda bırakıyordu. İşte aynı Maho. Hepsini söyledim, merak etmeyin. Emeklilikte yaşa takılanlar, moralinizi bozmayın. Polisler, canınızı sıkmayın. 3600'ünüz sendika hakkınız tamamdır dedim. Bunları söyledim. Pazar, maç nöbeti falan yok dedim. Mesai olursa ücretini alacaksın diğer memur gibi dedim. Öğretmenlere söyledim, astsubaylara söyledim, uzman çavuşlara söyledim, doktorlara söyledim. Köylülere, çiftçilere söyledim. Emeklilere, öğrencilere söyledim. Sözüm söz. Muharrem İnce sözü bu. Söz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendimi size emanet ediyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olasın Düzce. Bir dakika, bir dakika. Bir telefon ver, bir selfie çekeyim Düzce'yle. Hazır mıyız? Bayrakları bir kaldırın. Dur. Evet, bayrakları göreyim. Aç müziği de.